sıra ve karalama kampanyalar aldı başına gidiyor. Hocam nedir sizden alıp veremedikleri? Ne istiyorlar? Ne yaptınız siz bu adamlara? Biz bu adamların maskesini düşürdük. Eyvallah. Biz bu adamların oyununu bozduk. Biz bu adamların tezgahlarını başlarına geçirdik. Biz bu adamların kim olduklarını yüzlerine söyledik. Biz bu adamların gerçek kimliklerini kamuoyuna duyurduk. Biz bu adamların maskelerinin arkasında neyi sakladıklarını, yorganın altında hangi kokuyu bastırdıklarını, görünenin arkasında hangi görünmeyen karanlık emellere hizmet ettiklerini ve dini pazarlayarak, Allah pazarlayarak, İslam pazarlayarak aslında nasıl şeytana hizmet ettiklerini gösterdik. Eyvallah. Elhamdülillah. Vatan millet değil yani dertleri. Ne vatan milleti? Vatan millet dertleri olsa şöyle bir günde bu milletin kahramanca direndiği, belki de son yüzyılda gerçekten sadece bu ülkede değil, tüm dünyada en kahramanca direnişi, destani bir direnişin modelini, örneğini sergilemiş olan bir darbeyi, kendi üzerine ölüm kusan tankların önüne yatan, kendi üzerine ölüm kusan uçakların taramalarının altında haykıran, iradesini savunan, kendi üzerine ölüm kusan otomatik silahlara göğsünü açan bu milletin bu kahramanlığının yaşanması gereken, bunun tadına varılması gereken, şu birlik ve beraberlik mevsiminin tadını bozar mıydılar bunlar? Değil mi? Bu fırsattan istifade edip bu milletin bu harika direnişini anlatmak varken, bu millete darbe vuranların gerçek yüzlerini anlatmak varken, bu milletin iradesine kurşun sıkanların gerçek yüzünü anlatmak varken, bu millete yapılmış bu darbenin arka planını anlatmak varken, tasavvurlarını, zeminlerini, algılarını anlatmak varken, o darbeye yancılık yapıp, o darbeyi adeta kamufle edercesine, o darbeyi örtercesine, sanki darbeyi Mustafa İslamoğlu yapmış gibi darbecileri bırakıp, darbe yapan bu uydurulmuş dinci, bu Mesihi, bu Mesihçi, bu Mehdici, bu uydurulmuş dinci, karanlık yapıyı, malum yapıyı bırakıp da tüm kini, tüm hıncı üzerime yöneltirler miydi? Yani eğer vatan millet olsaydı dertleri, bunu yaparlar mıydı? Yani demek ki ganimet de peşindeler değil mi hocam? Bunu arka planda, yani vatan millet değil dertleri. Düşünün, bir millet darbe yapmış, silahlara darbe yapmış. Sizin ifade ettiğiniz gibi bu millet ön plana çıkarılması, bu direniş savunulması gerekirken arka planda gündemi saptırma adına bir şeyi örtme mi var buradan? Söyleyeyim hemen. 3 ihtimal var. 1. Mevcut haşhaşilerden, darbe yapan haşhaşilerden boşalan yere oturmuşlar. Evet. Oraları işgal etmişler bir kısmını. Bir kısmını ise bu darbeden sonra işgal etmeye hazırlanıyorlar. Yani FETÖ'nün yerine geçmeye hazırlanıyorlar. Zaten daha önceden geçmeye başlamışlardı. Tavşana bak diyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Tavşana bak diyorlar. Veya çıngırak sallıyorlar. Bir yerleri kesecekler. Onun için şu anda tam, yani kukla oynatıyorlar. Kuklacıyı görmememiz için. Bir ihtimal bu. Evet. Bu ihtimal de değil aslında, gördüğüm şey. Gerçek. Evet, gördüğüm şey. İkincisi, bunların iç yüzünü,
bunların aslında yedek paralel olduğunu, bu darbeyi fark eden ve bu darbenin arkasından gelecek oyunları fark eden devletin bir bölümü biliyor. Devletin bunu bilen birimleri kendilerine layık oldukları cevabı vereceklerinden korkuyorlar. Onun için de şimdi okus pokus yapıp hedef saptırıyorlar. Evet. Tam bir evet. hedef saptırma. İkinci ihtimal de bu. Üçüncüsü aslında bu en ihtimal değil. Bu en önemlisi. Bu darbeyi yaptıran Mesiyanik yapının Mesihçi, Mehdici ve tek adam putlaştırmasına dayalı bu yapının ruh ikizi bunlar. Aynı yerden besleniyorlar. Aynı anlayışa sahipler. Hepsi de Mehdicidir bunların. Hepsi de Mesihçidir bunların. Hepsi de bunların tek adamcıdır. Kutsamacıdır. Sorgulamaksızın başa bağlıdırlar. Tek yere bağlıdırlar. Biri başına kainatın imamı der. Öbürü başına Gavs der. Öbürü başına kutup der, ayrıldıkları tek nokta isimlendirmedir. Ama hepsi de gassal elinde meyyit gibi, yani ölü yıkayıcı elinde ölü gibidirler. Eğer kendilerini zombileştiren merkez, o kimse, vur desin vurarlar, öldür desin öldürürler. Tankı ellerine geçirirlerse tankı milletin üstüne sürerler. Evet. Bu gücü, paralelin, Haşhaşilerin bu gücünü bunların eline ver, bu iftira ve saldırganlık yapanların eline ver, bunlardan bin beterini yaparlar. Onlar haşhaş mı, haşhaşla mı uyuşturdular elemanlarını? Bunlar bonzai ile uyuştururlar. Yani onlar biraz kitap bitap görmüştü. Bunlar kitap da görmediler. Bunlarınki ucuz 2 liralık. Onun için değişiklik mi? Değişiklik sadece haşhaş mı? Bonzai mi, esrar mı, marihuana mı, falan mı, falan mı? Yani hepsi uyuşturucu, ortak ama adları değişik. Onun için üçüncüsü de bu. Bundan dolayı yapıyorlar. Ruh ikizleri, aslında darbeyi yapan örgüt, FETÖ örgütü, bunlarla aynı kökten, aynı kaynaktan, aynı referanstan besleniyor. Aynı referanstan beslenenler, aslında ellerine gücü geçirsinler, aynısını yaparlar. Şu an yapmıyorlarsa güçleri yok. Eyvallah. Aslında şu an yapıyorlar, darbe yapıyorlar, bana karşı yapıyorlar. Anlatabiliyor Eyvallah. Muyum? Yani bana güçleri yetiyor. Eğer millete güçleri yetse, aynen siz zanneder miydiniz ki, düşünür müydünüz ki bu adamlar karıncayı incitmezlerdiniz evet. tek tek? Yani şu uçağı eline geçirip de millete ölüm kusan, tankı eline geçirip de millete ölüm kusan, terminatöre dönüşen bu adamları tek tek alsanız. Aa bakmışsın, cevşen boynunda, muska boynunda, elinde dualar, gençliğinde, lisede, ortaokulda, üniversitede derslerle geçmiş ömrü, risale okumuş, ezberlemiş. Hatta okuduğu risalede bir gemi, 99 cani olsa bir masum olsa o gemi batırılamaz diye de okumuş. Ama bunu okuya okuya gelmiş, bir gün güç sahibi olmuş ve millete ölüm kusan bir terminatöre dönüşmüş. Siz buna inanır mısınız? İnanır mıydınız size bu adam böyle olacak deseler? Yani düşünün, darbe gecesi diyor. Halka ateş açmayan askerleri ikna etmek için albay şöyle bağırıyor. Ateş etmeyen peygamberimizin şefaatinden mahrum kalacak. Allah-u Ekber. Zaten siz Zümer suresinin 44. ayetini inkar eder. وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا Şefaatin tamamının Allah'a ait olduğunu inkar eder. Ondan sonra da şefaati torpile dönüştürür.
millete dağıtır ve böyle bir uydurulmuş müşriklerin şefaat anlayışını getirir, uydurulmuş dininizin içine koyar, Müslümanların önüne servis ederseniz geleceği yer burasıdır. Birileri bunu kullanır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Unutmayın, yine basına yansıdı, ceplerinde dualar gezdiriyorlar. Unutmayın, abiler ve ablalar, bunlar darbe yaparken abiler ve ablalar da duadalar, cevşen okuyorlar. Şia'nın rivayeti olan, İran rivayeti olan, bana İrancı diyen, bana Şia geleceğiz. Diyen evet, bu evet. adamlar, Şia'nın ve İran'ın rivayeti olan, cevşen okuyarak darbeye, darbenin başarılı olmasına dua ediyorlar. Yine ilginçtir, abdest aldık diyor ve helikopterlerimize bindik. Abdestli milleti abdestli tarıyorlar. Milletin iradesini abdestli bombalıyorlar. Evet, millete evet. darbe yaparken aslında bu darbeye abdestli darbe demek lazım. Bu darbeye cevşenli darbe demek lazım. Bu darbeye evet bu darbeye dualı darbe demek lazım. Yani darbenin adını bunlardan biri koymak lazım. Evet. Evet. Hocam bir tanesi de anlatıyor. Taradı insanları, sonra su istedi. Sol elinde vermişler, sağ elini almış, besmele çekmiş, çömermiş, üç yudum da içmiş. O subay, rütbeli. Öldürdüklerinin üstüne evet. içiyordu. Yani çok ilginç. Darbeciler arasındaki WhatsApp yazışmalarını bilmem gördünüz mü? Ben baştan sona okudum WhatsApp yazışmalarını. Şimdi darbeci bir grubu yöneten bir subay diyor ki, tarama yaptık, halk önümüze geçiyor, halkı taradık. 15 pert diyor. Aynen cümle bu. Pert. 15 tane insan öldürmüş. Artık neredeyse. 15 pert diyor. İnsan araba oldu. İnsana bakışa bakar bakış, mısınız? Tabii bakış açısı. Bakış evet. önemli. Evet. Yani bunlar karıncayı incitmez dediğiniz insanlar nasıl ölüm makinesine dönüşür? Aslında biz bunun sebeplerini konuşmamız lazım. Bunun sebeplerini konuşmazsak biz bunu bir daha yaşayacağız. Bir daha yaşayacağız bir daha. 15 pert diyor. O karşısındaki subay da ne diyor biliyor musunuz? Efendim, Allah razı olsun. Allah-u Ekber. IŞİD'den ne farkı kaldı hocam? Yok. IŞİD'le bunların referansı. Bunlarla bu iftiraları yapanların referansı aynı. IŞİD'in fıkhıyla bunların fıkhı, bunların fıkhıyla şu anda bunların yerini kapmak için sanki darbeyi FETÖ yapmamış da FETÖ'nün 240 kişilik infaz listesinde olan Mustafa İslamoğlu yapmış gibi benim üstüme saldırmalarının sebebi nedir sizce? Yani aslında FETÖ beni infaz edecekti. Listesinin içine 240 kişilik listesinin içinde 24. sıraya koymuş. Sabah gazetesinin internet sitesinde evvelki gün yayınlandı. Açıp bakabilirler herkes. 24. sıradayım infaz listesinin. Dolayısıyla beni FETÖ infaz edemedi, tutuklayamadı, işkence edemedi, belki katledemedi. FETÖ ihaleyi bunlara vermiş. Yani ben devreden çıkıyorum. Ben şu anda darbem evet, başarısız evet. oldu. Ey ruh ikizlerim. Ey benimle aynı kökten gelenler. Ey Mesihci, Mehdici ve gassal elinde meyyitçi, kişi tapınıcısı hareketler, tarikatlar ne zıkımsa hadi İslamoğlu'nu siz infaz edin demişler gibi şu anda FETÖ'nün yarım bıraktığı infazı bunlar yapıyorlar. Eyvallah. Hocam Mustafa İslamoğlu'yla mı onların derdi yoksa sizin savunduğunuz ilkeler? Yok canım Mustafa İslamoğlu kim Allah aşkına? O Allah'ın sıradan bir kulu. Yani benim sizden farklı yaşantım yok ki. Eyvallah. Evimin önündeki bakkaldan alışveriş yaparım, efemin sütçüden süt getiririm, yufkacıdan yufka alırım, Eyvallah. Mahallenin lokantasında yemek yerim,
eşimi koluma alır, yakın parklarda dolaşırım. Eyvallah. Dolayısıyla sizlerden farklı hayatımın olmadığına 30 yıldır şahit misin? Elhamdülillah. Şahitsin. Yani dolayısıyla benimle değil bunların derdi. Bunların derdi aslında maskelerini sıyıran Kur'an'la. Kur'an'la dertleri var. Kur'an'la savaşmak mümkün değil. Kur'an'la savaşıyoruz diyecek kadar da mert değiller. Peki o zaman Kur'an'la savaşamazsanız kimle savaşacaksınız? Ehli Kur'an'la savaşacaksınız. Yani Kur'an'ın mesajını başının üstüne koyup varlığını Kur'an mesajının iletilmesine adamış olan, Allah'tan başkasına gitmeyin, eyvallah, bunlara gitmeyin, bana da gelmeyin. Yani sorgulamadan kimseyi kabul etmeyin, başta beni sorgulayın. Bakın ben Mustafa İslam olarak diyorum ki, benim sözümü de her cümlesini sorgulayın ama Allah'ın kitabına vurun. Eyvallah. Doğru sorgulayın ve bunları da sorgulayın. Sorgulamadan kimseye biat etme, kimseye biat etmeyin. Biat edecekseniz Allah'a edin. Bunlara niye kapılanıyorsunuz? Bunlara niye kul oluyorsunuz? Allah'la bunları aranıza niye aracı kılıyorsunuz? Müşriklerin şirki buydu zaten. Müşriklerin şirki putları aracı kılmaktı. Siz de bunları aracı kılıyorsunuz. Dediğim için, Kur'an'ın mesajını verdiğim için saldırıyorlar. Saldıracaklar. Bundan sonra da saldıracaklar, onu söyleyeyim. Bu durmayacak. Asla durmayacak. Ama bunların niye saldırdığını ehli insaf, ehli vicdan, Müslüman olmasına gerek yok. İnsaf ve vicdan ehli olsun. Hepsine söylüyorum. Bunlar aslında Kur'an'a saldıramadıkları için Kur'an ehline saldırıyorlar. Kur'an ayetlerini örtmüşler, onun üzerlerine kendi rivayetlerini, kendi şeyhlerinin sözlerini, kendi kavuslarının, kutuplarının, bilmem kimlerinin, kainat imamlarının, efendilerinin, üstadlarının kitaplarını koymuşlardı. Biz de bu kitapların yeri Kur'an'ın üstü değil, Kur'an'ın altıdır diye altına koyduk tüm dertlerim. Eyvallah. O zaman eyvallah açıldı. O zaman eyvallah yüzleri açıldı, maskeleri düştü, millet gördü, eyvallah, görenler gördü, görmeyenlere görmemeleri için, görmeyenleri haşhaşa boğmak için, görmeyenlerin gözlerini kaydırmak için yapıyorlar. Yani bu bir örtme, karartma operasyonu. Eyvallah.